Polis yeleği giyen hırsızlık çetesi internet üzerinden takı satışı yapan kadının evine zorla girdi. Başına silah dayadılar, ellerine geçeni çuvala doldurup çaldılar. O akıl almaz hırsızlık güvenlik kamerasına da yansıdı. Üç tane erkek olarak polis giyim üzerinde geldiler. Benim üzerimden resmen böyle bu şekilde koparıp aldılar yani. Elimde de bir tane bilekliğim vardı. Bakın hala izleri var. Üniforma giydiler, kendilerine polis süsü verdiler. Zorla girdikleri evde ne var ne yok çaldılar. Ben internet üzerinden takı satıyorum. Herhalde internetten görmüşler. Önce önden müşteri gibi bir kadın geldi, takılara baktı. Bir yandan da mesajla dışarıdaki hırsızlara bilgiler verdi. Takıları beğenmediğini söyleyerek bir anda evden ayrılmak istedi. Gelen müşteride kızı gönderiyordum. Ondan sonra onlar girdiler eve. O da çeteden yani. Yani o da çeteden, evet. Çıkan kadının hemen ardından üzerlerinde polis yeleği olan hırsızlar içeri girdi. Evdeki Zulya Mahmudosova'nın kafasına silah dayadılar. Onun da çocuğunun da elini ve ağzını bağladılar. Sonra takıların olduğu bu odaya girdiler ve soyguna başladılar. Bir baktım onlar polis ama hemen anıma silah dayadılar. Ondan sonra direkt girdiler. Evimde de bir tane çocuğum var. İkimizin de elimizi kolumuzu bağladı. Ondan sonra buradaki takılarımızda ne varsa her şeyimizi aldı. O kadar direndim ki hiçbir şey yani gücüm yetmedi. Akıl almaz olay İstanbul Aksaray'da yaşandı. Polis kılığındaki hırsızlar kameraların önünde ellerine geçeni çuvala doldurdu. Buralardakilerin hepsini böyle hemen çuvalına dökmüş. Benim boynumda hatta altın kolyem vardı. Elimde yüzüğüm vardı. Kulağımda küpelerim vardı. Onları da hemen hepsini aldılar, kopardılar. Kameraların altında çıkışta polis kıyafetini çıkarıp öyle gidiyorlar. Eli kolu bağlı kadını düğümleri çözmeyi başaran oğlu kurtardı. Soluğu gerçek polislerin yanında aldılar. Hırsızları hemen bulup geri kalan mallarımızı, paralarımızı bulunmasını istiyoruz. Benim çoluk çocuğumun rızkısı bu.